İsmim Ercan İnce, Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu okul müdürüyüm. Buradaki etkinliklerimizdeki ana amaç şuydu. E-Twinning projesi olarak ilçemiz okulları, Halde var, Kazım Karabekir Anadolu Okulu, Gebze'den Kuraman Çelik İlkokulu da dahil olmak üzere oyunların dili aynı. Oyunlarımızı öğreterek geçmiş kültürümüzü, unutulmuş olan oyunlarımızı gün yüzüne çıkarırıp çocuklarımızı tablet dünyasından veya hareketsiz bir ortamdan eğlenceli, zevk alarak ve kültürümüzü tanıyarak oyunlarımızı öğrenmeyi amaç edindik. Ve arkadaşlarımızın çalışmalarında oyunlarımızı da sergilemeye başladık. Ben Kemal Ali Gül İlkokulu 1B sınıfı öğretmeniyim Münever Erkal. Biz şu anda önem projesindeki öğrencilerimize geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Benim oyunumun ismi Tokuç Oyunu. Karadeniz bölgesi Ordu yöresine ait yöresel bir oyun. Oyunumda kullanılan malzemeler artı kumaş parçalarından yaptığım bir top var ve bir de kiremit parçaları var. Kiremit parçalarını diziyoruz üst üste. Tokuç olan kişi ebe oluyor. Daha sonra topu attığımızda biz yıkabilen çocuk topu alıp en uzağa fırlatıyor. Diğer çocuklar da taşları üst üste dizebiliyor. Taşları üst üste dizdiğimizde eğer tokuç gelmeden taşları dizersek ebe tekrar aynı kişi oluyor. Ama oradan taşları dizmeden tokuç gelip bir kişiyi vurursa, kime vurursa o ebe oluyor. Kemal Ali Gül İlkokulu'ndayım. İsmim Zeynep Güner. Oyunların Dili Aynı projesinde geleneksel çocuk oyunlarını oynuyoruz. Oyunumuz Topal Karga. En az 5 kişiyle oynanıyor. Orta alanda, şu gördüğünüz orta alanda Topal Karga bekliyor. Daha sonra etrafındaki oyuncular Topal Karga'dan kaçmaya çalışıyorlar. Topal Karga dediğimiz ebe de oyuncuları yakalarken sekerek onları yakalamaya çalışıyor. Kimi yakaladıysa o da yeni ebe olmuş oluyor. Oyunumuz bu kadar. Doğu Anadolu bölgesine ait oyunumuz. Bakan, Halide İlkokulu'nda öğretmenim. Geleneksel oyunlarımızı çocuklara öğretmeyi ve oynatmayı amaçlıyoruz. Burada Karadeniz bölgesine ait, hatta Artvin bölgesi yöresine ait kuskus oyununu oynuyoruz şu anda. Burada bir kişi ebe oluyor, diğerlerini yakalamaya çalışıyor. Tam yakalayacağı esnada diğerleri de şöyle yapıp çömelerek kurtulmaya çalışıyorlar. Yani kilit oluyorlar yani. Diğer bir arkadaş da onu gelip böyle arkadan kurtarana kadar kalkmıyorlar ve oyun bu şekilde devam ediyor. Dokunduğu kişi ebe oluyor. Oyunumuz bu şekilde. Oyunların Dili Aynı E-Twinning projesinin kurucularındanım. Projemizde biz geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden yaşatmak istedik. Çocukları eğlenerek öğretmek istedik. Kültürümüzü aktarmak ve var olan enerjilerini olumlu yönde harcatmak istedik. Benim şu an oynattığım oyun Ege bölgesinin ceviz oyunu. Oyunumuzda 2 kişi yarışıyor. Cevizi atıyorlar. Sol tarafta vurduktan sonra sol tarafta kalan cevizleri alıyorlar. En çok cevizi toplayan oyunu kazanıyor. Bu şekilde oyunumuz. diye yarışır. Ondan sonra sağ başlarsa bunlardan düşünsek o tarafını alıyor. Eğer kafadan baştan bunu bütün milyon söylüyorsa ben Darıca Kazım Karabekir Anaokulu'ndan İsmail Kağan Duman. Arkamda oynanan oyun Arap saçı. İpleri tutup arkadaşlarımıza atarak ipi bir Arap saçı haline getiriyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra Arap saçı haline gelen ipi tekrardan toplamak, geri sararak topluyoruz. İşin zor kısmı ikinci bölüm. Bunu sararak toplamak, ipin altından geçmek. Biz kendimiz altından geçerken ipi üstünden geçirerek düğüm olan ipi topluyoruz ve böylece Arap saçını düzeltiyoruz. Toplu hale getiriyoruz. Beraber başlıyor. Hocam hocama atın karşıya zaman. Ben size açayım. Tamam hocam ben de. Tam bir Arap saçı oldu değil mi? Evet. Hocam en büyük görevsizde o zaman. Sararak buraya geleceğiz. İpi toplayacağız hocam. Arap saçını geri toplayacağız. Evet hocam en zoru size kaldı. Sen devam edeceksin. Orayı basmayacaksın. İşin eskisi buradan çıkıyor. Ben yukarı kaldırmışım. Ben Ebru Soylu, Kemal Ali Gül İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bu E-Twinning projesinin içerisinde olan oyunlardan bir tanesiydi. Doğu Anadolu bölgesinin oyunu, Yüzük Kimde oyunu. Öncelikle çocuklar gözlerini kapatıp ellerini arkaya bağlıyorlar. Ve içlerinden bir tane ebe de yüzükleri tek tek öğrencilerin eline bırakmış gibi yapıyor ama bir tanesinin elinde bırakıyor. Sonrasında ellerindeki mendillerle gözlerini açarak yüzüğün kimde olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Yüzüğün kimde olduğunu bilen bu sefer ebe oluyor ve yerlerini değiştirmiş oluyorlar böylelikle. Bu şekilde bitiyor oyunumuz. Öğrencilerimize biz kendimiz projemizi oynattık. Şimdi de okul içerisinde önem projesinde olan öğrencilerimizle de bu bilgileri paylaşmak istedik. Geleneksel oyunlarımızı herkese aktarmak istedik. Yüzüğü koymaya çalışan herkesin gözleri kapalı. Artık gözler açılabilir. Elleri önüne getirmiyoruz. Yüzükler belli olur yoksa. Evet. Çok çabuk bildi. Ben Fatih Eren, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüyüm. Burada geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir memnuniyetle izledim. İnsanın öz yurdu çocukluğudur denir. Çocukluğun da en unutulmaz anıları çocuk oyunlarında gizlidir. Bu oyunlar aynı zamanda bizim kültürel bir değerimizdir. Unutturmamalıyız. Gelecek nesillere, çocuklarımıza öğretmeli, aktarmalıyız. Ve bu etkinlik de buna son derece güzel hizmet eden bir araç. Ben tüm okul yönetimini, görev alan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Değerli Cemil Yetkim Şube Müdürümüz Fatih Bey, değerli meslektaşım müdür arkadaşım Ahmet Devri, müdür yardımcımız Cemil, ayaklarınıza sağlık bizi, onlara ettiniz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmanız. Programın en iyi geçen özellikle öğretmen arkadaşlarımıza ve değerli birliklere çok teşekkür ediyoruz. Şahsen ben bile yeni gördüğüm oyunlar var ki yaşımız bayağı var ama biz de şaştık, böyle güzel oyunlar varmış. Ben naçizane size tavsiyem şudur çocuklar. Hani günümüz medya dünyası diyoruz. Şu telefondan, tabletten, bilgisayardan çok yorulmadık mı? Özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde bakın çok güzel oyunlar var. 3 kişiyle de oynanır, 5 kişiyle de oynanır. Lütfen bu oyunları bırakmayın. Bakın sizler bırakmayın. Demek ki bizler bırakmışız, zamanda bir hata yapmışız. Bu oyunlar unutulmaya yüz tutmuş. Yani böylelikle bizler de öğrendik. Ben evde gidince çocuklarımla oynamayı deneyeceğim yani çocuklar. Evet, şimdi biz bugünü şöyle bir taşlandıralım dedik. Bu oyunlara katılan öğrencilerimiz belki nacizane evlerine gittiğinde bunları da odalarında bir yerlere asarak kendilerine var, ben bu oyuna katılmıştım, bana da bu belgeyi Cemil Yetkim Şube Müdürümüz Fatih Bey verdi derler. Değil mi hocam? Evet, ben hocam sizi davet ediyorum. Şurada bir 3-5 arkadaşımızın isimleri yazıyor. Sizin çağırmanızda. Evet. Hocam. Şöyle ben söyleyeyim. Aynen. İyi olur. Ben hemen uzatmadan öncelikle okul yönetimimize, Ercan Bey'e, müdür yardımcılarımıza, görev alan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sizlere aynı zamanda da çok teşekkür ediyorum. Geleneksel oyunlarımızın, kültürel değerimiz, vazgeçilmez bir değerli kültürümüzün çocuk oyunlarını yeniden bizlere sevdirdiğiniz, bizi böyle çocukluğumuza alıp götürdüğünüz için teşekkür ederim hepinize. Elinize, emeğinize sağlık. Çocuklar, sizlere de bu güzel etkinlikte yer aldığınız için teşekkür ederim. Bu oyunları siz de kendi arkadaş gruplarınızda, ailenizde, mahallenizde tanıtırsanız böylece daha çok yaygınlaşacak. Herkes tarafından tekrar hatırlanıp sayılacaktır diye düşünüyorum ben. Kayra Akkaya. Kayra. Gel bakalım Kayra. Buyurun. Katalım belgeniz. Yapsana hocam. Sen de tut bunu böyle. Tebrik ederim. Eren Burak. Eren, gel bakalım. Tebrik ediyorum ben sana. Eren Burak. Evet. Gel bakalım Yiğit. Tebrik ederim. Yekta dönem. Yekta gel bakalım. Ahmet Bey'i de buraya davet ediyorum. Bundan da rica ediyoruz öğrencilerimize. Azizler Şengül. Merhaba Şengül. Evet, Allah'a sevgili diliyorum. Akif Karaköse. Mehmet Akif. Mustafa Akif mi? Mehmet Akif'in bilemedim. Mehmet Akif. Sevgiler. Simay Coşar kızımız. Simay Coşar. Yaz bakalım Simay şurada. Çok şıksın bu arada. Piramur Yıldırım. Piramur. Bana bakalım. Harika. Evet. Cem Bey, sizinle davet edelim. Şöyle buyurun. Arkadaşlar, tebrik ediyorum. Sizi çok eğlenceliydi, güzel kareler gördük. Melike Pilavcı'ya. Teşekkürler. Nusma Orman. Yanlış şampiyon olmalı. Zeynep Hanım sizi de çağırdım. Siz de öğrencilerinize buyurun. Sürpriz olsun. Alparslan Atar. Alparslan? Alparslan Atar. Alparslan Azra Devri. Azra Devri. Azra Devri. Bakmayı düşünüyoruz.